Bir gün FIFA 89 oynarken şeyde, pardon 99, FIFA 99 oynarken eczanede telefon çalıyor. Şimdi tabii belki de sizin kuşak bilmiyor, biz de bu hallere düştük. Eskiden telefonlar arayan numarayı göstermiyordu. Hatta ilk çıktığında öyle telefonları sattılar. Caller ID diye, arayanı gösteren ekranlı diye. Telefonu açmazsam kimin aradığını bilmeyeceğim. Brezilya Arjantin maçı yapıyorum. Durum 2-2. Dakika 88. Final böyle FIFA'da. Çalıyor. 4 çaldı, 5 çaldı. Pauza bastım, telefonu açtım. Böyle biraz ileride. Eczacı Odası Başkanı Nüket abla, Nüket Tartan davet etti. Odaya kadar gelsene dedi. Ben bilgisayarı bıraktım orada. Daha eczane maçıları çok uzamış. Odaya gittim. Odaya gidince seni yönetime alacağım dedi. 3 senedir aidat ediyorsun bilmem ne. Bir de beni seviyorlar. Eczacılara satış yapıyorum. Gebelik testi falan satıyorum. Onlar da beni eczane açmayayım diye çok destekliyorlar. Yani bu işi tutturayım falan diye. Sonra şey oldu. Odaya gittim. Birkaç hafta sonra seçim oldu. Yönetime girdim veya bir hafta sonra. Veznedar oldum. Sayman oldum. Genel sekreter oldum. Oda başkanı oldum. 4 yıl içinde. Hep en genç sıfatlarıyla. Sonra Türk Eczacıları Birliği'ne beni, genç oda başkanları oraya ittirdiler. Orada Türk Eczacıları Birliği'nin önce genel saymanı, sonra da genel sekreteri oldum. Ve ondan sonra da milletvekili oldum. Arada bir sürü hikaye var. Ama meslek siyasetine girerken biraz tesadüfi girdim, ama hani etkinliğimi biliyorlardı, böyle enerjimi. Evet. Ama Manisa şeyinde, ne derler ona, söyleyiverin. Manisa Eczacı Odası'nda çok faydalı, ödül alan çok farklı işler yaptık. Mesela yatan hasta reçetelerinin sıraya sokulması, çölyak hastası çocuklara İstanbul Halk Ekmek'ten çölyak ekmeği getirip bütün çölyak hastası hastalara eczanelerden ulaştırılması, Türkiye'nin ilk çölyak derneğinin kurulması, işte orada ayda bir etkinliklerle çölyak hastası çocuklar için pizza partisi falan gibi işler yapılması, eczanelerden pil toplama yarışması yaparak eczacı arasında kamyonlarca pil toplayıp Manisa Tarzanı çevre ödülü almak gibi şeyler beni İstanbul Türk Eczacıları Birliği'ne, Ankara'ya taşıdı. Sonra orada da faydalı işler yaptık. İşte İş Bankası ile tarihin en büyük bireysel emeklilik sigorta anlaşmasını imzaladık. O güne kadar yapılmış. Tarihin demeyeyim tabii, aşılmıştır belki. Eczacıların kredilerini almasını banka kanalıyla yapıp 2 kat 3 kat fazla kredi almasını sağladık. İşte eczane kapatma eylemleri yaptık. O zaman eczaneleri şirketlere veriyorlardı. Bu Cüneyt Zapsular eczaneleri zincir yapacaktı. Orada kepenkleri kapatan, Ankara'da 32 bin kişilik beyaz eczacı mitingi yapan, artık yeter mitingi yapan ekibin genel sekreteriyim ben. Ve böyle böyle oralardan işte bir 33 yaşında belediye başkan adayıyım yanılmıyorsam. 36 yaşında veya 34 yaşında belediye başkan adayıyım Manisa'da. 36 yaşında da milletvekiliyim. Böyle bir süreç oldu. Baştan kurgulayarak, planlayarak değildi ama biraz böyle yaratılıştan konuşmayı seviyorum, fark ettiğiniz gibi. Bizler için bir kitap ve film önerisi bu evde kaldığımız günlerde de bulunursanız çok seviniriz. Şimdi benim elimin altında şimdi 2 tane kitap var. Bunlardan önce çok uzun süre elimde durdu, şey yaptım. Büyük Gerileme diye Gizel Berk'in bir kitabı. Büyük Gerileme'yi tavsiye ederim. Dünyadaki popülist liderler ve onların demokrasi ve insanlık değerlerini nasıl gerilettiğini anlatan, işte Macaristan'da Orban'dan tut, Hindistan'daki Radu'ya, işte Trump'a, Putin'e kadar 8 tane popülist otoriter lideri inceleyen bir kitaptı. Onu özellikle bütün genç arkadaşlara tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Benim el altında tuttuğum Tanıl Bora'nın Cereyanlar diye, Türkiye'deki siyasi ideolojiler. Bu hani kendisi de ön sözünde de söylemiş. Bu şöyle bir kitap. Konunun meraklısına ve uzmanına dar ama hiç bilmeyenine de çok geniş imkanlar sunan bir kitap. Aklınıza gelebilecek Türkiye'de her türlü siyasi ideoloji ve buna cereyanlar demiş. Ta işte Osmanlı'dan, Tanzimat'tan buraya kadar bu siyasi ideolojileri birkaç sayfa ama çok hap gibi bilgilerle, bu bizim elimizin altında bir yerde takıldığımızda, daha tamamını da bitirmedim ama Hüseyin Yüce Bircan diye çok sevgili bir dostumun hediyesi olarak
gelmiş bir kitaptı ama bir tam bitirdikten sonra neyi nerede bulacağını bilerek başvurabilecek bir başucu kitabı. Yine Veli Ağababa'nın hediye ettiği, kendisine de hediye edilmiş tam bana göre bir kitap. Esas kitabım bu. Şu anda bugünlerde en çok bunu okuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis konuşmaları. 1920'den 1938'e kadar, yani 23 Nisan 1920'de meclisin ilk kurulduğu günden işte Gazi Mustafa Kemal'in meclise son gittiği 1938'deki birleşime oturuma kadar bütün eserleri Türkçeleştirilmiş tam ihtiyaç kadar. Yani kelime şu an hala kullanılıyorsa Türkçeleştirilmemiş, Arapça veya Farsça kelime. Ama anlayamadığımız kısımları Türkçeleştirilmiş muhteşem bir eser. Okudukça partimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun ne muhteşem bir deha olduğunu, demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu, bilime ne kadar saygılı olduğunu ve rıza üretmeye, yani bir şeyi ben dedim oldu değil de hep birlikte ikna olursak bu işten iyi sonuç alırız yaklaşımını müthiş anlatan bir kitap. Bunları tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Ne başkanım, sormuştun, film mi? Film mi sormuştun? Bir de film önerisi sormuştuk. Bunları şu yüzden soruyoruz. Biz YouTube'da bir eğitim ve iletişim kanalı açtık başkanım. Orada eğitim videoları yayınlamaya başladık. Buradaki içerikleri ne kadar zenginleştirirsek, işte sizin gibi tecrübeli isimlerden öneri aldık. Sizin önerinizde aralara katıp eğitime devam edeceğiz. Dur. Şöyle, esas tabii kitap deyince şöyle bir şey söyleyeyim. Çok temel, hemen şurada durur benim. Hani bu okuduğum kitaplar ama gençler iki tane kitabı mutlaka okuması lazım. Ben hiç ayırmam. Bir tanesi elbette ki Nutuk, görülüyor herhalde. Öbürü de Kapital. Marx'ın Kapital'ini okumadan ve Atatürk'ün Nutkunu okumadan, işte hem sen iktisatçısın, iktisat teoriminde hem sosyal politikalarda, sınıf bilincinde bir şey olmaz. Kapitalsiz ve Nutuksuz kütüphane olmaz. Bunu söyleyeyim. Katılıyorum başkanım. Hemen üst rafımda var. Hem de 1938 basım. Süper. Bir de tabii film deyince aklıma geldi. Oradan Kapital'e gittim. Genç Karl Marx'ı izlememiş olan varsa YouTube'da var. Genç Karl Marx. Evet. Müthiş. Engels'te tanışmalara ve birlikte geçirdikleri gençlik yılları. Hem hayatından kesit hem ideolojik gelişim açısından son derece önemli. Son izlediğim kitaplardan dizilerden yayınlardan bir tanesi bu. Bunu çok beğenerek izledim. Tabii Oscar da aldı. Parazit'i izlemeyen varsa mutlaka hemen Parazit'i izlenmesini tavsiye ederim. Müthiş bir Güney Kore sineması. Onun dışında da tabii bir sürü daha izliyoruz, bakıyoruz. Ben La Casa de Papel'i sezonu çıkınca, yani bölümleri izlemeden uyumam, tamamını bitirip izliyorum. O kısmıyla da önemli. Şahsiyet ödül aldı. Şahsiyeti de mutlaka izlememiş olan varsa bu korona günlerinde Haluk Bilginer'in o muhteşem oyunculuğuyla onu da izlemek lazım. Onla Tunç'un albüm olarak da Arto Tunç var. Onla Tunç'un kardeşi. Onun muhteşem bir albümü var. O albümün içinden ben şöyle söyleyeyim. İki tane şarkıyı acayip öneririm. Şuradan bir dakika. Bir tanesi Onla Tunç'un bestesi olan Gülümseyi Gülerken Ağlıyorum diye. Hem Gülümse'nin ezgileri hem kendi etnik ezgileriyle Arto Tunç şuradan albümlerden bakalım. Nereden bakalım onu? Bir yeri de Bana Bir Menajer Lazım var. İkisi de müthiş. Buradan albümün kapağını göstermek istiyorum ama şey yapabildik mi yapamadık mı bir bakacağız. Son eklenenlerden buluruz. Bulduk. Şöyle Tunç Boyacıyan ama nasıl göstereceğiz? Çok zor tabii benim. Ha, böyle ters köşeden. Tunç Boyacıyan'ın albümü var. Türkçe sözlü hafif Anadolu müziği diyor. Onla Tunç'un kardeşi burada. Bana Yeni Bir Menajer Lazım'ı günde en az 3 kez dinliyorum. Bir de Gülerken Ağlıyorum'u dinliyorum. Bu ikisi de muhteşem. Bir de teşekkür son ederiz olarak Fazıl Say'ın
Mozart yılı olarak 2020'de bütün Beethoven yılı olarak bütün eserlerini çaldığı bir dizi var. O da 9 CD'lik bir kayıt herhalde. Onu da işte bu müzik sağlayıcılardan ben şeyden Apple Müzik'ten bakıyorum ama şeyde de var. Spotify'da da var. Diğerlerinde de var. Ondan sonra mutlaka bakmak lazım, dinlemek lazım.